Başkaları var. Bunlar da mağdur insanlar. Bunlar da masum insanlar. Her şeyini kızları gibi gördükleri bu insana mağdur. Mağdur ve aynı zamanda da gerçekten mu? İnanmış yani. İnanmış. Kızım gibi sevdim diyor. Şimdi bu kızım gibi sevdim. Neden kızın gibi sevdin? Bütün bunların sorusunu da sorarız ama şöyle ilk ben açıdan anlatıma bakalım. Ben mağduriyet konusuna şerhimi koyarım. Ah. Bakalım. Hatta öyle bir mağduriyet yaşatmış ki o kişiye, o kadar masum ve sevgiyle yaklaşmış ki Seçil Erzan'a bu beyefendi Burhan amca. Onu kandırdığım için, bir tek onu kandırdığım için pişmanım ifadesini kullanmış Seçil Erzan. Üzücü. Seçil Erzan, Türkiye'nin konuştuğu bir isim. Bana Burhan amcacığım diyordu ve ben de ona kızım evladım olarak sarılıyordum. Mükemmel bir insandı. Sevimli bir tip, bıcır bıcır bir tip. Siyon'un göz bebeği. Sevdi, inandı ama güvendiği dağlara kar yağdı. Valla ben çok arada tuhamet altında kalıyorum. Seçil Erzan'ın tuzağına düşen Burhan Taşpolat hem şokta hem de isyandaydı. 572 bin dolar toplamda para yatırdım 3 seferde. Bir değil, tam 3 kere kızıyla birlikte gözünü bile kırpmadan milyonlarca lirasını ona teslim etmişti. Başkasına kazandıracağıma size de kazandırayım. Buradan benim de Burhan amcacığım menfaatim var. Bütün olayın hepsi bu. Seçil Erzan'ın Burhan amca diye hitap ettiği ifadesinde de en çok onu kandırdığım için çok pişmanım diye yer verdiği Burhan Taşpolat'ın yanındayız. İddiaya göre Seçil Erzan'a 572 bin dolar verdi. Dairemi sattım, söz vermiştim, götürdüm. O 100 bin doları o şekilde yatırdım. Dedim başka bir yerde, bankada duracağına gideyim, Seçil'imin yanında dursun dedim yani. Burhan Bey'in cilt doktoru olan kızı Pınar Hanım 2014'te tanıştı Seçil Erzan'la. Burhan Bey de 2017 yılında tanıştı. O yıldan beri tüm bankacılık işlemlerini Seçil Erzan yapıyordu. Başta bu fondan hiç bahsetmedi ama bir gün bu ofise geldi Seçil Erzan. 50 milyon dolarlık bir çok özel bir çişi açtığımız bir fon var. Bu fonun içerisinde noksan kalan kısımlar oluyor. Benim bir faydam olacaksa senin gibi amca dediğim bir insana faydam olsun dedi. İddiaya göre o özel kişinin adını saklasa da sürekli Fatih Terim'den bahis açmıştı. Oturup kalkarken her zaman Fatih Terim ismini mutlaka geçirirdi. Burhan Taşpolat, Seçil Erzan'la son konuşmasında anlattı. 7 Nisan akşamı bu olay patlak verdi. Kuzeninin evine gittik. Seçil Erzan'la telefonla görüştük. Kuzeni dedi ki, Seçil hemen git karakola teslim ol dedi. Seçil Erzan aynen şunu söyledi. Hasta annemle yatayım. Belki bir daha görürüm, belki göremem. Sonraki 3 gün sırra kadem basmıştı. Burhan Taşpolat ilk duruşmaya katıldı, ifadesini verdi ve dava sürecinde de hakkını aramaya devam edecek. Banka yönetiminin korkunç bir ihmali var. CEO'nun göz bebeği. Ya ben banka şunu yönetiminin merak... ihmali var. Yani sonuç itibariyle bir kurumda çalışan bir kadına güveniyorlar burada. Dolayısıyla hiçbir şekilde haberleri olmayan bu yönetimin ve bankanın maalesef ismi karışmış durumda buraya. Çünkü vallahi, orada çalışan biri. Yani arkasında bir banka güvencesi veriyor. Vallahi Ebru'cum ya bu cümleleri kurarken çok dikkatli olmak çok lazım. Kesinlikle. Onu bir söyleyelim. Çünkü yani hani o bankanın bilmem nesi var falan filan. Tamam eyvallah da sen 500 bilmem kaç bin doları diyor ki bankada duracağına Seçil'e vereyim diyor. Bir dakika oradaki kazanç ne olacak? Herhangi bir dekont gelmiş mi eline? Herhangi bir A, B, C, D bankasından imzalı, kaşeli şu bu falan filan dekont neden, gelmiş nesine mi? Güvenmiş yani? Dolayısıyla burada bankanın bilmem nesi. Eyvallah da yani. Yani sistemde değil ki para. Yani tamam Burhan amca elinden öpüyorum sevgi selam. Kazanınca bir sıkıntı yok. Cici bici 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 vıcır vıcır bir kızdı. Yani cıbır cıbır kız, bir kızdı. Yani güven sevgi ya bak, ilişkisiyle olacak bu şeyler mi bunlar? Olmaz bu. Yani güvenle ilgisi de yok. Şöyle de bir durum var. Kişilik olarak ben 500 bin dolarım var. Ve bunu sistem dışında ben niye değerlendirmeye kalkayım ki? Seçil diye, Ayşe diye, Fatma diye bir kadın var mesela. Evet. Diyor ki beraber kazanalım. Sen de kazan, ben de kazan. Sormaz mısın nasıl kazanacağız? Hele şu ekonomik ortamda. Yani hani banka faizi %40 tamam. Sen bana nasıl %200 bilmem ne diyorsun? Nasıl 100 binimi verirken bana çok 200 binini veriyorsun? Haklı olan konu zaten bu. Ve hayır yani bunun sormaz mısın? 100 bini verirken 200'ü alırken. Sormalısın da zaten. Tamam işte işler orada çıkıyor. Sormalısın da zaten. Yani en küçük yatırımcıdan en büyüğüne evet kadar hepsine
için bunu soruyoruz. Yani zaten bu kadar milyon milyon dolarlar ya da 10 liradan işte 1 milyon dolara kadar yatırmış oldun. Evini, villanı, daireni, evet, bugüne kadar emeklerle yapmış olduğun bütün paranı alıp torbalarla birine teslim ediyorsun. Torbalarla ediyorsun. Bu neden? Yani biz şimdi o insanların yalan orada başlıyor. Boşluklarını ya da onun ikna kabiliyeti karşısındaki çaresizliğini ya da paranın tatlı gelişini vesaire bütün bunları tabii ki orada anlatmıyorlar. Yani işin kaymağını yerken her şey kaymak da şimdi mi ekşi oldu bütün her şey? Evet. Bunlar tabii ki kendi aralarında çok sorgulanıp, evet, soruluyordur. Oradan bize yansıyanlar da şu an hani mağduriyeti gördüğünde ya mağduriyet falan gibi görmüyorum ben bunu. Ne yalan söyleyeyim, olmaz öyle şey. 500 bin, 200 bin, 300 bin, öbürü eriyor 1 milyon, 2 milyon. Geliyor mis gibi paralar. Oradayken mağduriyet değil, şıkır şıkır göbek atmalar. Sonrasında da paramız gitti. Benim param değil ki, senin paran değil ki. Biz bu arkadaşlar 1 milyon lirayı koyup da 3 milyon kazandığı zaman düğün dernek yapıp oley işte Ayşe'de Fatma'da kazandı diye göbek atmıyorsak, ay 1 milyonları, 3 milyon dolarları gitti diye de elbette ki bas bas bağırmayacağım, ağlamayacağım. Ha, devletimin giden parası olur. O zaman bir dakika kardeşim, hesabını sorarım. Ama yani özel olarak bana diyor ki, kimine diyor ki, özel bir fon diyor. Bir dakika, faiz hassasiyeti olanlara. Evet. Fon diyor. Kimine diyor ki faiz değil, işte o fark etmez diyenlere de çok özel bir faiz geliyor diyor. Tabii. Gizli, saklı ama kimse duymasın, kimse, etmesin. Bir de kimse poşetlerle giremiyor. Para gidiyor, valizlerle para gidiyor. Abi sormaz mısın ve ya sistem? Sonuç itibariyle Türkiye'ye mal olmuş adını da ortalarda ciddi bir şekilde korumuş değerli bir insanın da isminden bahsediliyor burada. Yani onun fonu, içinde bunların olduğu isimler falan. Yani birçok insan ya o dediğin insan da çıksın konuşsun artık ya. Ya konuşacak ya da işte konuşacak olur mu? Hukuk bir haftadır 10 gündür bu diyor. Haberleri başlatıyorum, ediyorum, olur mu canım? Ben şu anda bana mikrofon verseler, gidip de sormak istediğin kim deseler, işte o bahsi geçen insan derim. Abi bir ses ver ya, bu kadar konuşuluyor, ne ediliyor, neredesin sen diye sorarlar insana.